Ahmet de erken çıktı yani, bir takım işleri varmış. İyi misin aşkım sen? Hı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya değilim aslında. Çok boşladım işleri falan. Toparlamam lazım. Aslında ben kalkayım, otele gideyim. Tamam, bak işine sen. Hadi size afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Herhalde beni beklemiyorsun Nazlı. Yok, gayet de sizi bekliyorum Rana Hanım. Öyle mi? Neden? Çünkü siz nasıl bir annesiniz diye sormaya geldim. Kendi oğlunuzdan nasıl gizlersiniz ya olanları? Ne demek istiyorsun sen Nazlı? Savaş geçmişini bilmediği için acı çekiyor diyorum. Siz her şeyi bildiğiniz halde ona neden anlatmıyorsunuz? Neden onun göz göre göre acı çekmesine sebep oluyorsunuz? Sen kimsin ha? Hangi sıfatla benim oğlumla arandaki meseleye karışırsın sen? Karışırım çünkü. Çünkü? Çünkü sevgili oldunuz, öyle değil mi? Yeniden birlikte olmaya başladınız değil mi Nazlı? Bu yüzden kendinde böyle bir hak görüyorsun. Diyelim ki öyle. Diyelim ki evet. Evet, sevgiliyiz. Yeniden sevgili olduk. Ne olacak? Diyelim ki öyle. Oğluma en çok zararı veren sensin. Bunun farkında bile değilsin. Onun kafasını karıştırarak, onu zorlayarak üzülmesine neden oluyorsun. Seni uyarıyorum Nazlı. Oğlumdan uzak duracaksın. Benim Savaş'ın kafasını karıştırdığım veya onu zorladığım falan yok. Ayrıca Savaş'tan uzak durmuyorum. Ondan da vazgeçmiyorum. Onun hayatını mahvetmenize izin vermeyeceğim. Öyle mi? Demek bu kadar cesursun ha? Öyleyse derhal benimle birlikte annenin yanına geliyorsun ve herkese her şeyi açıklıyorsun. İyi. Sizden korkacağımı zannediyorsunuz değil mi? İyi, gidelim bakalım ne olacak. Yürü o zaman. Hadi ne olacak bakalım. Ali'cim, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Selin, Nazlı nerede? Bilmiyorum anne. Yürü diyorum sana Nazlı. Hadi Nazlı. Rana Hanım, ne oluyor? Nazlı'nın hepimize açıklamak istediği bazı şeyler var. Nazlı, ne oluyor? Seni bekliyoruz Nazlı. Nazlı, ne oluyor dedim? Konuşsana. Madem sen söylemeyeceksin, öyleyse ben söylüyorum. Nazlı'yla Savaş sevgili olmuşlar Güneş Hanım. Nazlı'yla Savaş sevgili olmuşlar Güneş Hanım. Yalnız bir dakika Rana Hanım. Her şey bitti, siz şimdi iftiraya mı başladınız? Ben iftira etmem, gerçeklerden söz ederim. Bana inanmıyorsanız kızınıza sorun. Doğru mu bu Nazlı? Nazlı, sana soruyorum, doğru mu bu? Doğru. Nazlı, sen ne diyorsun? Ay rezalet. Doğru, evet doğru. Biz Savaş'ta sevgiliyiz. İstediğiniz oldu mu? Mutlu musunuz Rana Hanım? Terbiyeni takın. Gördüğünüz gibi gerçeklerden söz ediyorum Güneş Hanım. Haluk bunu duyarsa başımıza neler gelir biliyor musunuz siz? Tamam Rana Hanım, yeter. Nazlı, geç içeri, beni bekle. Anne. Hadi git içeri. Anne. İçeri git, beni bekle hadi. Nazlı hadi. Anne. Biz Nazlı'yı alıp en iyisi okula gidelim. Hayır Selin, siz de gidiyorsunuz Peri'yle okula, Nazlı burada kalıyor. Hadi. Anne lütfen. Hadi dedim, ikiletmeyin beni.
Siz hiç merak etmeyin Rana Hanım. Ben bu meseleyi kendim çözeceğim. İyi edersiniz. Ne olacak şimdi ya? Çok kötü oldu. Halamın bu yaptığına inanamıyorum ya. Savaş'a haber vermemiz lazım. Nerede Savaş? Evde değil, dün gece motorla gitti. Kapalı. Atölyededir. Gidip bakalım. Hadi. Nazlı ablama ne olacak? Bilmiyorum ablacığım ama annem çok kızgındı. Sen okula gidebilir misin? Giderim, Can'la gidecektik zaten de. Heh, geldi zaten, tamam hadi siz gidin. İyi hadi, hadi gidin. Ay Rana abla, hala inanamıyorum. Görüyor musun şu kızı? Yani kaşla göz arasında çocuğun aklını başından almış. Ama sen iyi dedin Güneş'e. Yani bu kızlar çığırından çıkmıştı. Sus Zincir, lütfen sus. Sen yanlış anladın Rana abla. Ben sana sen haklısın diyorum. İnci, bak eğer bu herhangi bir şekilde Haluk'un kulağına giderse bunu senden bilirim. Anladın mı? Yok artık ya. Söyler miyim hiç? Aşk olsun Rana abla. Söylersin İnci, söylersin. Aklıma gelmişti ama benim. Ben anlamalıydım. Bir de sorduğumda sen bana inkar ettin böyle bir şey yok diye Nazlı. Aynı evin içinde yaşıyoruz. Ortaya çıkmayacağını mı sandınız böyle bir şeyin? Hiçbir şey sanmıyordum anne. Nazlıcığım, bak ben sana erkek arkadaşın olmasın demiyorum. Ama yine şu insanlara karşı beni düşürdüğün duruma bak. Ben mi seçtim anne böyle olmasını? Ben mi dedim sana gel İstanbul'a gidelim diye? Hı? Bütün hayatımızı, bütün düzenimizi değiştirelim diye. Nazlı. Ben bunların hiçbirini seçmedim ki. Ben mi istedim Savaş'a aşık olmayı? Sen aşık mısın Nazlı? Daha önce hiç başıma gelmemişti ki. Böyle odaya kapanıp hayal kurmalar, müzik dinleyince dalıp dalıp gitmeler. Sesini duyunca mutlu oluyorum. Ya görünce suratına bakıp aptal aptal sırıtıyorum anne. Ya resmen kalbimin sesinden kendi düşüncelerimi duyamaz oldum. Böyle saçma sapan bir şeymiş işte aşk. Ben bilmiyordum ki bunların hiçbirini. Böyle eski geçen seneki halim olsa var ya tekme tokatlalardı bana. Ya dalga geçtim, kızlara döndüm resmen. Gel buraya çılgın kızım. Ah biz seninle ne yapacağız böyle? Anne. Ya özür dilerim, ben seni üzmek istemedim. Üzmedin, sen beni üzmedin. Siz ne diyorsunuz? Nazlı nerede şimdi? Annem onu fena benzetiyor bence şu an. Annem nasıl yapar bunu? Tamam, olan oldu. Şimdi ne yapacaksınız onu düşünelim. Oturup bir karar vermeniz lazım. Savaş, bak ikinizin de zarar görmemesi için en iyisi bitirmek. Hayır, hiçbir şey bitmek zorunda değil Savaş. Ya Ali sen ne diyorsun? Halanı duymadın mı? Baban duyarsa? Ben bunu düşünmedim Selin. Ya kusura bakmayın da ben şu an en çok kardeşimi düşünüyorum. Tamam, bırak kardeşin kendi kararını kendisi versin. Sen önemsemiyor olabilirsin. Ama bunu baban duyarsa? Aşk cesaret işidir Selin. Bu cesaret değil, aptallık. Tamam, bazen de aptallıktır. Önemli olan şu kardeşim. Sen gerçekten seviyor musun? Hiçbir engelin, hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Kalmamalı Savaş.